Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber geçen videoda Samet hocamızla yaptığımız video konseptini bu sefer de Yiğit hocamıza misafir olarak yapıyoruz. Kendisinin 2024 yılının başından bugüne kadar okuduğu kitapları, favorilerini şey yapacağız. Yine Samet hocamız da bizimle beraber. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Evet Yiğit hocam, aklında neler var? Samet hocam, sen de video girişimle ilgili, video ile ilgili bir şeyler söyle. Batuhan hocam ne dedi? Hani en son beraber çektiğimiz, benim bu yıl okuduğum, arasından en sevdiğim 5 kitabı konuşmuştuk, tartışmıştık. Bugün de Yiğit hocamızın okuduğu, bakıyorum 6-7 tane kitap var önümüzde. Birazdan size de gösterecek. Bunu şey yapalım dedik. İçerisinde gerçekten güzel kitaplar var. Hatta arasında benim hocamın kitabı var yine. Şey yapalım. Her yerde reklamı. Her yerde hocamın reklamı da yapıyorum. PR'ı da yapıyorum. Umarım güzel, faydalı bir video olur. O zaman mikrofonu Yiğit hocama verin. Teşekkür ederim. İşte birkaç tane saçmaca kitap derledim. Özellikle bu sene okuyup da hoşuma giden. Açık açık pek tabi yarım bıraktığım, tam olarak bitiremediğim, incelediğim başka kitaplar da oldu. Ama size tavsiye olarak verebileceğim birkaç, belki kronolojik olarak diyebileceğimiz bir çizelgeyle kitap tavsiyelerinde bulunacağım arkadaşlar. İlk olarak belki videolardan da anlamışsınızdır. Az çok bizim okuma alanlarımız bellidir. Hepimizin kendine ait okuma alanı vardır. Ben daha çok eski çağ, İslam öncesi Türk tarihi, belki işte dinler tarihi, mitolojiler üzerine daha çok okuma yaparken Samet ve Batuhan hocam işte Osmanlı'nın son dönemleri, Cumhuriyet tarihi, değil mi? Dünya siyasi tarihi o dönemde. Ben özellikle askeri tarih. Askeri tarih gibi konularla ilgileniyorlar. Ben haliyle biraz karakteristik bir liste olsun istedim. Hocalarım da öyle yaptı çünkü. Batuhan hocam da aynı şekilde öyle yapacaktır. İlk olarak arkadaşlar yine Türk tarihiyle değil de biraz daha dünya tarihiyle başlamak adına bu sene okuyup da hoşuma giden kitaplardan, eserlerden biri Eski Mısır adlı gördüğünüz bu eser. İletişim yayınları bastı hocalarım. Jean Vercouter'ın yazdığı bir eser. Bu normalde çok tafsilatlı, ayrıntılı bir eser değil. Yani bunu lisans eğitimlerinizde vesaire görmüşsünüzdür. Temel bilgiler var. Ama diyelim ki yeni bir... Eski Mısır'ı, özür dilerim, Eski Mısır'ı anlatmak için sadece şöyle bir kitap yetmez. Hani girizgah ancak, yani mukaddime olur, tabii. Olmaz. Ben de Afet İnan'ın bu seneki kitap fuarına almışım. Eski Mısır Medeniyeti diye, o bile bundan da kalmış. Tabii canım, zaten özel olarak, tavsiye olarak göstermemin sebebi her okuyucunun rahatlıkla erişebileceği. Evet, merakı olan arkadaşlar için başlangıç. Çayını, kahvesini içerken rahatça bir şeyler öğrenebileceği. Yani kitap hakkında biraz özel bilgi vermek gerekirse, ilk olarak Mısırlıların meydana çıktığı coğrafya, Mısır'ın kendi coğrafyası, Nil Deltası'nın nasıl bir iklime sahip olduğu, işte yağmura uygun mu değil mi, haliyle o piramitlerin yapılması sırasında taş madenlerin yapıları önemli gelişmeler sağlıyordu. Mısır'ın, daha doğrusu Mısır halkının bölgenin yerli halkı olduğu mu yoksa başka bir yerden geldiği mi konularına değinilmiş. Ondan sonra ilk hanedanlıklardan itibaren başlayarak ilk piramitler, ilk kral ki firavun kavramından önce Mısır'da kral kavramı var arkadaşlar. İlk kral, işte ilk Sakara piramitleri vesaire. Ondan sonra hanedanlıklar geliştikçe bizim de daha çok lügatımızda bildiğimiz firavun kavramlarıyla karşılaşıyoruz. Ondan sonra Mısır'a yapılan deniz seferleri, dışarıdan istilacılar dönemi. İşte Ramses, ikinci Ramses'in vesaire, ikinci veya üçüncü olması lazım. Bu denizlerden gelen işgalcileri durdurma süreci. En nihayetinde bilirsiniz yani Kleopatra dönemi var, Sezar dönemleri vesaire var. Yıkılış dönemine kadar sırasıyla işlenmiş güzel bir kitap. Dili ağır değildir. Rahatlıkla okuyabilirsiniz. Çevirisinde ben sıkıntı görmedim. Akıyordu yani okurken. Birkaç harita var arkadaşlar içerisinde. Faydasını görürsünüz diye bu şekilde başlamış olayım. Haritaları merak ettim hocam ya. Bir göstersek mi arkadaşlar? Biraz haritalar basit ama dönem için mesela burada hayır, eski piktograf olarak yani hieroglifin İlk çıkış örneklerine piktograf yazı türü denir olan hieroglif daha sonraki aşama.
Hieroglif bunu biraz da gelişmiş hali. Bu daha çok sembol yazı biçimine giriyor. Piktokuş diyoruz buna. İkonlarla, sembollerle yazılan yazı türü. Zaten hieroglifin de çıkış, yani Mısır'ın kendi kullandığı özel yazı türü. Burada da arkadaşlar Nil Deltası'nın, Nil Vadisi'nin bir haritasını koymuşlar. Yani aşağı ve yukarı Mısır olmak üzere. Bir de şöyle bir dipnot olarak verelim. Şimdi aşağı Mısır denilen yer normalde bugünkü daha çok İskenderiye tarafıdır. Yani Kuzey Afrika tarafıdır. Haritanın kuzey tarafıdır. Yukarı Mısır denilen yer esasında alt taraftır. Ya Afrika'nın daha güney, Mısır'ın güney taraflarıdır. Neden diye soracak olursanız, normalde işte Mısırlılar ilk yerleştiklerinde daha çok güney tarafında yerleşmeye başlıyorlar ve bu bölge yukarı ismini veriyorlar. Kendi lügatlarınca Mısır'ı Nil'e göre ne yapıyorlar? Nil'in başlangıç tarafı aynen tabii öyle. Ki yukarı. Şimdi, Nil'in aktığı bölge Afrika'nın aynen, kuzeyi aynen aşağı. Aynen ona göre isimlendirme yapıyorlar. Yani bugünkü düz harita okuyuş tarzımızda değil de o zamanki insanların yaşam biçimleriyle alakalı bir neticede o dönemdeki Mısır halkının bir nevi hayatındaki birçok şeyi teşkil eden unsur, oluşan unsur şey Nil hayat, yani, Nil eşittir hayat zaten onun Mısır için. Güneş takvimini vesaire zaten yapmalarının sebebi de yine Nil'le. Taşmaları hesaplamaları vesaire. Tabii mesela yani bugün yazın ilk ortaya çıktığında kullanılan materyal papirüs tür arkadaşlar. Papirüs normalde Nil deltasında, Nil kenarlarında yetişen bir bitki türüdür. Onun lipleriyle yapıyorlar. Aynı işte vaktiyle Çinlilerin bambudan, bambunun liflerinden kağıt üretmeye çalışması gibi. Bu şekilde hem tarihi de başlatmış oluyoruz Sümerlerle beraber. Çünkü Sümerlere en yakın yazı Sümerlerle başladığı için Sümerlere en yakın tarihi aralığına sahip uygarlık Mısır uygarlığı. Hemen paralelinde, hemen Sümerleri takiben biz Mısır'ı okumaya başlıyoruz. Daha birbirlerine baya yakın takipteler var. Yani aynı şekilde Sümerlerde de mesela takvim, Mezopotamya'da takvim gelişimi, Mısır'da tam tersi olacak şekilde ihtiyaçlara göre tasarlanmış şeyler. Kültürel benzerlikler var yani Sümerlerin ziguratları, Mısırlıların piramit tarzları vesaire. Daha çok coğrafi etkenlerde söz konusu bunları biçimlendirirken. Bununla beraber bu kitabı anlattıktan sonra ben yine Mezopotamya'dan devam etmek istiyorum. Bir klasiktir arkadaşlar. Babil Yaratılış Destanı Enuma Elish. Dünya tarihinde Babillerin önemli bir yeri, konumu var. Haliyle hocalarım da bana onay vereceklerdir. İlk yazılı kanunlar, Hammurabi kanunu, Sümerlerden sonra işte Babiller büyük bir dönem güç sahibi olacaklar. Aslında ilk yazılı kanunlardan ziyade Hammurabi anayasa, ilk anayasa örneği. Çünkü eklem olarak söyleyelim, Ur kanunları vardır Sümerlerde. Urgakina. Urgakina ilk yazılı kanunlar. Ondan önce Ur denilen bir kent var. Orada da çıkma. Aynı dönemlere geliyor Urgakina ile Ur kanunları. Ama bunlar hocamın da söylediği gibi kanun, anayasa değil. Anayasa deyince ciddi anlamda hukuk kavramları işin içine giriyor. Kanunların yaşam tarzı belli. Birleştirildiği, toplatıldığı kitap. Bir düzenek kuruyorlar, bir düzen kuruyorlar. Ama bu eser neden önemli? Şimdi yani yazıyla başlatıyoruz tarihi. 5000 yıllık bir tarihi süreç belirliyoruz arkadaşlar yazıyla başlattığımız için. Milattan önce 3300'lere tekabül eder yazının olması. Günümüze kadar 2020. Yani 5000 küsur yıl, 6000 yıl bile değil. Şöyle bir durum var. Şimdi Mezopotamya insanoğlunun tarihi süreçte en yaygın yaşadığı konumlardan, bölgelerden biri. Hatta yani bereketli hilal dediğimiz bölgeyi Mezopotamya'da kapsıyor. Fırat ve Dicle nehirleri her zaman tarihte bereketli bölgeler olarak ifadelendirilmiş yerlerdir. Haliyle Sümer destanları, mitolojileri, efsaneleri, inançları, ondan sonra Asurların, Akatların, Babillerin daha çok, Babillerden bayağı klasik olarak eser bulabiliyoruz Sümerlerin yanında. Önemli. Şimdi bu kitapta Babil Yaratılış Destanı'nda ne anlatılıyor diye soracak olursanız, kitapta da ifade edilen başlık gibi bu bir yaratılış inancı üzerinden kurulmuş, tasarlanmış bir eser. Normalde yine belki önemli bir konu. Mesela Mezopotamya'da çıkan semavi dinlerin kökenini işte Sümerlere, Babillere dayandıran bir takım görüşler var. Belki
bu konuları da daha sonra anlatabiliriz. Belki konuşabiliriz yani. Bir başka konu olabilir. Burada bir panteon var hocam. Yani Sümerlilerde de var, Babillerde de var. Mesela Babil'in en bilindik tanrısı Marduk olarak geçer. Yani bir savaş tanrısı olarak bunu ifadelendirebiliriz. Ama şöyle bir durum var kitapta anlatılana göre. Marduk yaratılmış üçüncü sınıf, üçüncü jenerasyon diyeyim hatta bir tanrı. Yani bunun annesi babası var, bir yaratıcı tanrı figürü var. Hatta Tiamat diye geçiyor. Tiamat'ta her şeyi kavrayan, her şeyi var eden anaç veya evrensel enerji olarak nitelendirebileceğimiz tanrı figürü. Ki Marduk 3. jenerasyondan bir tanrıyken çok göze batmıyor. İnsanlar yaratılıyor anlatma göre. İşte tanrılar insanları yaratıyorlar. Yeryüzüne hakim olsunlar, yeryüzünde çalışsınlar diye vesaire. Bir takım tanrılar arasında kavgaları görüyoruz biz Babil mitolojisinde. Aynı bu Yunan panteonundaki kavgalara benziyor arkadaşlar. İşte Zeus biliyorsunuz ana tanrı olsa da insanlarla çok içli dışlı. Hatta yani anlatıya göre biraz çapkın birçok melez. İşte insandan kendi evladı var. Melez tanrı figürü. Herkül aynı şekilde mesela. Melez bir tanrıdır. Evet, evet. Annesi insandır, babası Zeus. Yarı tanrı. Yarı tanrı olayları var. Haliyle bu eserlerde de biraz o tarz muhabbetleri görebiliyoruz. Yine mesela belki internet aleminde karşılaşıyorsunuzdur. Biraz popüler oldu. Anunnakiler diye bir tanrı sınıfı var mesela. Sümerlerden çıkma. Bugün mesela Anunnakiler için veya komplo teorisi gibi konuşulan konulardan biri uzaylı bir ırk mı? Medeniyet getiren, insanlığı var eden bir ırk mı? Normalde Anunnaki sıfatını isimlendirmesine, işte o karakterlere bu gösterdiğim kitapta veya Sümerliler ile alakalı yazılmış diğer kaynaklarda görebilirsiniz, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. En nihayetinde Mezopotamya kültürünü tanımak için önemli konulardan biri. Hatta dipnot olarak söyleyeyim. Mesela tartışma konusudur. Biraz laf Kur'an-ı Kerim'e gelmiş olacak. Kur'an-ı Kerim'de mesela arkadaşlar Hz. Nuh hakkında bahsedilirken işte 900 yıl yaşadı, 950 yıl yaşadı vesaire diye geçer. Burada bir esasında metaforik, bölgesel anlatım, kültürel bir anlatım söz konusudur. Hocalarım da bana hak verecektir. Mesela eski Sümer, Babil tabletlerini incelediğimizde diyelim ki Naram-Sin kendinden bahsederken ben 2000 yıl yaşadım der. Şu kadar yıl yaşadım der. Oradaki zaman algısı, çizelgesiyle bugünkü günümüzdeki işte miladi Gregorian takvimine göre tasarlanmış takvimin yıl algısı çok farklı. Burada kültürel bazı hususlar var. Yani en nihayetinde o zamanın Aramileri olsun, Arapları olsun, işte belki o zamanın Yahudi halkı olsun vesaire. Bu işte Sümer, Babil kültürünü bilen, tanıyan, etkileşim halinde olan kimseler ki malumunuz mesela Yahudileri Asurlar yerlerinden sürecektir. Ya Akatlar ya Asurlar olması lazım. Göç etmelerine sebep olacaklar. Hatta Babil'e gidecekler. Babil'e gideceklerdir. Sonra tekrar geri gelecekler. Roma işte bu bugünkü Kudüs bölgesini fethettiğinde arkadaşlar tekrar Yahudiler sürülecektir. Ki işte yakın 100 yıl önceki muhabbetlere kadar sürgün hayatı yaşayacaklardır. Bir Mısır'a bir sürgünleri var. Mısır'dan da sürülüyorlar. Sonra tabii Avrupa'ya geçiş yapacaklar Roma'dan, Roma döneminden sonra veya bir gezecekler. Haliyle o dönemin özellikle işte ben 5000 yıl önceki tarihten bahsediyorum. İnançlarını bilmek adına önemli eserlerden biri. Panteon yapısı işte onların yedikleri var, içtikleri var. Yaşıyorlar, uyuyorlar, kalkıyorlar, savaşıyorlar kendi aralarında. Tanrılar tanrıları öldürüyor. İşte Marduk sonra efsanevi bir tanrı figürü olacak. En güçlü panteonun zirvesindeki şahıs olacak ki Sümerlilerde daha çok Anu, Enlil gibi farklı tanrılar varken ki onlar da bilinen tanrılar. Yine dipnot olarak söyleyeyim mesela eski dönemlerde Hititlerin Mezopotamya'ya, Anadolu'dan Mezopotamya'ya işte Fırat Dicle arasından Babil'e kadar o taraflara doğru seferleri vardır. Yağmalama seferleridir bunlar daha çok. İşgal seferleri değildir. Anadolu'ya geri döndüklerinde arkadaşlar Hititler beraberlerinde işte Babil'de gördükleri civar yerlerde gördükleri tanrı figürlerini de alarak kendi panteonlarına katıyorlar. Doğru hatırlıyorsam Şüpheli Lüma dönemi olsa gerekti. Dışarıya veya o başka bir karakter. 300 küsür tanrı figürünü
Anadolu'ya getirmişler mesela. O yüzden işte Bin Tanrı ili vesaire. Aynen, Hattuşa. Oradan geliyor. Hattuşa dönemi. İşte pardon, yani o bölgenin ismi Hattuşa. Evet. Hattuşa'ya getiriyorlar. İşte güneş kürsüsü kuracaklar vesaire. Onun sebebi o hocam, dışarıdan sürekli işte Kafkaslardan inançlar geliyor, Mezopotamya'dan inanç geliyor. Ne oluyor? Panteon genişliyor, genişliyor. Kozmopolit bir yapıya sahip oluyor. Ama çıkış noktasına baktığımızda Mezopotamya temelli bir inanış yine söz konusu. Böyle başlamış olalım. Bunun yanında pek de bir işte Gılgamış Destanı vesaire İş Bankası'ndan kolaylıkla erişebilirsiniz, bulabilirsiniz. Biraz daha bizim tarihimize gelmek istiyorum arkadaşlar. Markel Breuil'un Hunların Hayatı adlı eseri. Bu daha çok roman tarzında kaleme alınmış bir eser olmakla beraber akademik bir çalışma, bilgilendirme söz konusu. Ama pek tabi yabancı bir yazar olduğundan şahıs, perspektifi, nazariyeti, işte Hun tarihine bakışı bizim gibi olmayabilir ki belli başlı tabirleri benimsemeyebilirsiniz yani. Bu yeri geldiğinde Hunlara şeytanvari bir tasvir çiziyor yazar. Ki bu sadece yazarla da alakalı değil esasında. Çin tarihinden Hunlara baktığımızda vesaire, yani en nihayetinde tehdit unsuru olan bir kavimden bahsediyoruz. Ayrıca Hunlardan başlatarak binli yıllara kadar, Doğu Avrupa'ya olan sürece kadar geliyor. İşte Meta dönemi, Teoman Meta dönemi, ondan sonra Kyok dönemi. Avarlar. Biz daha çok Avarlara yalancı Avar deriz. Yani İstanbul'u kuşatanlar yalancı Avar olarak bilinir akademik literatürde. Juan Juan'dan kopma bir boy parçanın işte Doğu Avrupa'ya geçerek İstanbul'u kuşatması. O dönemde işte ondan önce Bulgarların, Macarların, Atilla Hunların süreci bölüm bölüm 20-30 sayfalık bölümlerle kısa bir roman tarzı kronoloji izlenerek yazılmış bir eser. Bununla beraber işte kitabın ilk bölümlerinde hatırladığım kadarıyla Çin'den bahsediyor. Çin İmparatorluğu'ndan, özellikle bizim de video başlıklarımızda sık sık bahsettiğimiz Çin'in efsanevi kurucusu olan Shi Huangdi'den söz ediyor ki bu da dünya tarihi için önemli bir figür. Çünkü en nihayetinde geçmişte de bugün de Çin önemli kültürel yapılanmaya sahip devletlerden, ülkelerden biri diyebilirim. O şekilde bir eser. İşte inançlarla alakalı bazı motifler bulabilirsiniz. Daha çok savaş ve siyasi tarih, sosyal yaşam üzerine. Zaten malumunuz İslam öncesi Türk tarihi söz konusu olduğunda konar göçer bir yaşam tarzı benimsemiş olduğumuz için atalarımızdan bahsediyorum. Yaşam tarzları batıda da olsa doğuda da olsa aynı hocam. Çok değişmiyor yani. Konar göçer bir kavim ne kadar farklı, ne kadar değiştirebilir. Değiştirebilir. Yani. Bununla beraber zaten konar göçer olmakla beraber okuma yazma alışkanlığının da olmamasından mütevellit kaynaklı olarak kendi geleneksel töreyle alakalı adetleri ne kadar sonraki kuşaklara anlatabilir. Daha çok işte bizim bugün hatta Anadolu'da dahi yörük ailelerde yaşayan bir takım belki birileri tarafından batıl olarak ifadelendirilebilecek ailevi kültürleri esasında işte 2000 yıllık nedir? Kültürel mirastır. Miras, evet. Yani bak, kulaktan kulağa, değil mi? Aileden aileye gelmiş. Belki karşılaşmışsınızdır yani. Ben aslında mesela günümüzü de hocam sözünüzü kesiyorum. İşte ne bileyim işte akşam tırnak kesilmez, şu yapımlar, tabii, yapımlar. Eski abi. Hani aslında İslam'a atfedilen pek çok, biz bunu kendi aramızda çok çok konuşmuştuk özellikle seninle. Hani İslam'a atfedilen bu bizim geleneğimiz arasında olan şeyleri aslında eski şaman, eski Türk geleneğinden geldiğini görüyorlar. İslam'a atfediliyor ama İslamiyet'le hiçbir alakası yok. Yok. Hani günümüzde özellikle hani böyle kullandığımız cümlelerde yaptığımız hal ve hareketler, hani gelenek olarak işte şu zamanda şu yapılmaz, bu vakitte şu olmaz vesaire gibi hani İslam'a yorduğumuz, İslam'a yorduğumuz şeylerin belki de %90'ından fazlası, belki de tamamının yakını eski Türk inancına dayandığını. Çaput bağlamak mesela. Yani İslamiyet'in neresine var? Mesela gece vakti sokağa su dökülmez kavramı eski Türklerden, İslam öncesi döneminden geliyor. Malum yani bugün küre basmak, küre basmak. Bugün daha çok lügatımızda İslamiyet'le beraber bir sentezleme, zaten mitolojik bir olay olduğu için hepsi aynı sınıfa giriyor. Mesela işte halk nezdinde mesela üç harfli dediğimiz varlıkların
gece vakti işte çocukların gezdiği, oynadığı su dökersen musallat olurlar sana. En eski öğretilere baktığımızda Türk tarihinde gece vakti perilerin kızları, çocukları işte otağların önünde, ocakların önünde oyunlar oynamış. Aman işte gece vakti çok dışarı çıkmayın, bir şey atmayın, işte yediğinizi içtiğinizi su dökmeyin, özellikle incir ağacı meseleleri vesaire. Çok bu eski İslam öncesinden geliyor. Hatta ben senin öğrencine bir olay anlatmıştım. Esamet'e anlatmıştım. Hatta selam ver istersen Raci. Selam olsun. Takip ediyorum. Bu yörük mevzularından işte onların inançlarından bahsederken ben bir eski inanç unsurundan bahsetmiştim. Mesela okuduğum kadarıyla eski evler, ahşaptan derme çatma, işte ağaç evler diyeyim. Ağaç evlerin tavan katlarında bazen yılanlar yaşar. Yaşayabiliyor ağaç ev sonuçta. Bir de bu kadar yerleşke olmadığını varsay, değil mi? Bozkır'da orada burada dağın tavanda ormanda yaşıyorsun değil mi? Bu kadar yaygın değil bugünkü gibi madde. Ağaçtan yapıyorsun hocam, yani bütün hayvanların rahat edebileceği, özellikle sürüngenlerin rahat edebileceği bir yapılanma. Mesela eskiden şu işin özüne geleyim. İşte eğer ki evin çatısında bir yılan vesaire varsa o evin mukaddes hayvanı konumuna geliyor. Evin koruyucusu konumuna geliyor. Yılan mesela. Onu oradan alıp atamazsın, öldüremezsin, rahatsız edemezsin. Hayvan ya kendisi gidecek ya gitmeyecek. Bu tarz hikayeler var. Ben bunu senin öğrencine anlattım işte. Esamet'e anlattım. Bir yörük arkadaşı varmış, aynı şeyi anlattı. Evet hocam bu adet devam ediyor dedi mesela. Benim şu, bu kültürü yaşadığını öğrenmem hoşuma gitti. Demek ki bu hakiki bir bilgi çok... yani. İlk okuduğumda şaşırmıştım. Çünkü duymadım abi. Yok yani bu, biz Bursa'da yaşıyoruz mesela. Bursa'nın merkezinde yaşıyoruz. Belki senin köy mesela Harmancık tarafı falan belki bu tarz hikayeler vardır. Ama ben mesela işte burunun köylüsü de olsam ki öyleyim ama köy yok artık mesela, o kültür yok. Evet, evet. Büyüklerde girince haliyle bu tarz işte bir takım inançlarla alakalı bir şeyler bulabilirsiniz. Madem inançlara geldi hemen sıcağı sıcağına göstermek istiyorum. İskitler, Hunlar ve Göktürkler'de Din ve Sanat, İbrahim Çeşmeli Hoca'nın yazdığı bir eser. Hatta Batuhan Hocam'la İskitler videosunu çekerken de benim istifade ettiğim, yararlandığım eserlerden biri. Burada daha çok, şöyle tekrardan yakından göstereyim. Arkadaşlar siyasi tarih değil de sosyal ve inanç figürleriyle alakalı, mitolojiyle alakalı. Kitabın kapağındaki figür şeye benzettim. Hani tamamen tahmin yürütüyorum. Eski Türk hatunlarının veya kadınlarının başlarına taktığı hani böyle süslü, özellikle onlarda ya vesaire. Evet vesaire. Evet böyle yüzlerine öyle bir şey mi? Bir bilgin var mı kitabın kapağıyla alakalı? Burada şimdi figür önemli. İki tane keçi figürü var altından. Kaan oturuyor. Kaan'ın saçları uzun. Aslında altından benzeri bir şey. Taç gibi bir şey. Evet, taça geleceğim. Hatunların bir başlık gibi gözüküyor burada. Yani başlıkların üzerine taktıkları bir taç gibi, süs gibi. Önemli, aristokrat bir sınıfın giyebileceği bir yanlış hatırlamıyorsam mesle. Benzeri bir fotoğraf olarak, resim olarak Google'da şey hani İskitler için fotoğraf bakıyorken görmüştüm. Tomlis'le ilgili bir illüstrasyonda da benzeri bir şey vardı. Bugün mesela günümüzde... Özellikle şu keçi ya da artık oğlak mı? Keçiye benziyorlar. Şu dağ keçisi önemli bir figürdür mesela. Evet, keçi Türkler gerçekten Türklerde... Keçi, evet keçi, oğlak vesaire Türklerde. Şöyle bir durum var mesela. Şey herhalde, altın. Tabii canım, aristokrat o, yönetici sınıfı. Üst kimliği belli ediyor değil mi hocam? Ben bugün, İskitlerin kuyumcu olduğunu düşünürsek. Tabii Bozkır'ın kuyumcuları evet. Materyal hangi döneme ait bilmiyorum ama bugün mesela Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Kırgızistan'da fark etmez. Hala Türk kadınları bu tarz aksesuarlar, tabii şey olarak değil de altınlar vesaire, bere tarzı kıyafetler takarlar. İskitlerden başlıyor. Daha çok dediğim gibi İskitlerin panteonu, yaşam biçimleri, İskit videosunda anlatmıştık, daha çok Houma adlı bir bitki üzerine duruyor. Bununla beraber yine biraz siyasi tarihe değiniyor. Daha önceki videomuzda da söylemiştik. İskitlerin üçe ayrıldığından vesaire söz ediyor. Sonra ardından Hunlara geliyor arkadaşlar. Hunlarda güneş, ay motifleri daha çok ön plana çıkıyor. Onlardan bahsetmiş. Kitabın arkasında güzel bir takım görseller mevcut.
ve en sonunda Göktürkler'e gelerek Tengri inancından vesaire bahsederek hocam, eseri bitiriyor. Çok evet. Özür dilerim. Eğer senin okuman daha şey olur. Burada arkadaşlar kitabın arkasında kapakta az önce konuştuğumuz şeyin figürün veya artık tac mı diyelim. Onunla ilgili isterseniz ben okuyayım. Eğer siz oku. Sakalı İskitli kadın hükümdar ve koruyucu ejderhalar bu. Ejderhaymış hocam. Aa evet. Evet. Ejderha. Koruyucu ejderhalar altın ve çeşitli taclardan kolye, Tilya Tepe Kurganı, Kuzey Afganistan'da M.Ö. 1. yüzyıl Afgan Ulusal Müzesi'nde Kabil diyeyim hocam. Bu da önemli. Ejderha figürüymüş bu arada. Peki ejderhaya benzemiyor ama hani, kültürel bir farklılıktan kaynaklı olsa gerek. Daha çok hani, daha keçisine benziyor çünkü. Boynuzlarına ötürü ama hani böyle bir yele şey hani o ejderhalarda böyle sırtlarında pul. Evet evet öyle bir tasvir de var. Ama gerçekten İskitli kadın hükümdarların sizin dediğiniz gibi hani üst aristokrasisinden olan altın ve çeşitli taclardan yapılmış bir kolyeymiş. Arkadaşlar benim düşündüğüm gibi bizim Anadolu Türk kadınının başlık yani. Veya o şeylerine başlıklarına taktıkları işte bu hatta şu boncuklar vesaire böyle suratlarına sarkıyor. Ama vereceğim örnek pek hoşunuza gitmeyecek ama benzeri figürü aslında yani bilmiyorum bu videolarımızı izleyenlerden merakları var mıdır da benzeri figürleri işte bu Uyanış Büyük Selçuklu ya da Diriliş Ertuğrul gibi TRT1'de yayınlanan Türk dizilerinde fazlasıyla yarıyordu. Aynı şekilde Kuruluş Osmanlı'da. Kadınların gerçekten şey o kafasına takmış olduğu artık takke diyeceğim yanlış anlamayın. Hani şeyde gerçekten böyle artık hepsinin tabi altın değil neticede. Bazısının belki de bakır yani gümüş olabilir. Ama olabilir. Şey yani böyle şeyler işte kullanılıyor hala zaten. Hala da mesela Antalya çevresindeki veya Görüklerde çok var. İç Anadolu'da vesaire hatta bazı Türkmen Alevi köylerinde de yani, bu tür evet, tahtacılarda vesaire bu tür geleneksel başlıklar, taclar veya tokalar. Ya, bunlar mesela şey bilgisi de güzel. Onu da ekleyelim. Afganistan'da bulunmuş mesela Kabil'de. Normalde İskitler biz daha çok Yunan kaynaklarında baktığımızda Karadeniz'in kuzeyinde okuruz ama halbuki değil. Keşmir'e kadar, Hindistan'a kadar iniyorlar. Afganistan vesaire o dönemde yani büyük ihtimalle milattan önce belki 500-400 yıllara tekabül ediyor. Milattan önce 1. yüzyılda yazıyordu hocam. Şey olarak karbon testi, yani yüzlü yıllara tekabül eder. Ondan önce Hindistan'ın kuzey taraflarına kadar iniyorlar mesela yerleşkeleri, egemenlikleri söz konusu İskitlerin. Dediğim gibi arkadaşlar sırasıyla işte diğer mesela Baton Hoca mesela da göstermişti Ahmet Taşal'dan mesela örnek kitaplar. Orada dinleri hakkında eski Türklerin öğrenebileceğiniz bir takım bilgileri bu eserde de bulabilirsiniz. Bununla beraber bir roman yine Türk klasiklerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Hakk'a Sığındık eseri. Benim çok hoşuma gitti okurken. İşte dershane İşe gidiyorum, geliyorum, metroda okuyorum, otobüste okuyorum, orada okuyorum, ders öncesi okuyorum vesaire. Kısa bir roman, zaten birkaç günde bitirdim ama çok zevkli geçmişti. Ben de üniversitede okumuştum, gerçekten güzel. Güzel yani, edebi bunu ben olarak aldırtmıştım sana değil mi? Evet, herhalde öyle. Aynen, beraber Anatolium'da almıştım. Benim bayağı hoşuma gitti, bu kadar hatta beklememiştim benim tarzıma uygun olacağını. Yani biraz kurgudan bahsetmek gerekirse, İşte İttihat ve Terakki dönemi, Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren İstanbul'da iki tane ailenin hayatını bağlayan bir olay örgüsü var esasında. İşte İstanbul o zamanlar biraz fakirlikle, fukaralıkla, Dünya Savaşı'ndan bir tane. Dünya Savaşı'nın koşullarından. İşte İttihat ve Terakki başta işte doğru düzgün millet yağ bulamıyor, un bulamıyor, şeker bulamıyor. Birkaç tane malumunuz zengin aile olabilecek. Aile var. Bunların da dostlukları var. Zengin ailelerin. Komşular yani. Kitabın aslında ismi direkt aslında ana mesajı veriyor gibi sanki. İçeriğine yönelik. Ya içeriğine girince şimdi biraz İslami unsurlar çok fazla ön plana çıkmaya başlıyor. Tasavvuf işin içine giriyor. Hatta diyeyim yani cinci hocalar vesaire işin içine girmeye başlıyor. Çünkü sözde bir aile ferdine, zengin aile ferdine bir mesaj geliyor. İşte şu kadar parayı şu kişiye yollamazsan derviş adlı bir kişiye. Ailenden biri ölecek. O dönemde de siz daha bilirsiniz. Kitaba göre İspanyol gribi
hastalığı evet, evet, var. İspanyol gribi. Birinci Dünya Savaşı'nı, yani Birinci Dünya Savaşı'nda belki de savaşarak ölen askerden çok bu hastalıktan evet, ölen asker daha fazla. Ona da değiniyor işte. O olay üzerinden konuyu anlatmış hocam. İşte konuşuyorlar komşular, ne yapsak, parayı yollasak mı? O zamana göre çok büyük bir para istiyor çünkü. Ya yollama ne olacak vesaire. Ertesi gün birkaç gün sonra bir bakıyor aileden 2-3 kişi ölmüş, rahmetli olmuş. Sonra ah anam ah babam, aman etme Rabbim falan böyle dualar yakarışlar. Sonra işte o mektup yazan dervişe, hoca efendiye karşı büyük ulvi bir sevgi besleme başlıyor işte. En nihayetinde dediği çıktı kişinin. Arkada olan planı bilmiyor işte. Sonra komşusuna geliyor aynı mektup. İşte bu zamana kadar para yollamazsan ailenden birileri ölecek falan. O yolluyor, yine ölüyor. Çünkü burada işte çok güzel bir kurmaca var tasarlanmış. İşte bu derviş kimdir, nedir, necidir, nasıl bir yerde yaşar, ne iş yapar filan. Polisler işin içine giriyor. O dönemin devriyeleri, zabit görevlileri vesaire. Çok sonunu anlatmayayım ama kitabın sonunda özellikle şunu söyleyeceğim. Ben üzülmüştüm okurken. Yokluk, sefillik, varoş kesimi İstanbul'un. Evet. İstanbul'un varoş kesiminde yaşayan anasız babasız çocuklarla alakalı, her ne kadar kurmaca da olsa işte biz tarihçi olarak, birer tarihçi olarak az çok sefaleti neler getirebileceğini tarihten bildiğimiz için, gördüğümüz için. O dönemin normal kaynaklarında vesaire ki mütareke döneminin İstanbul'u çok daha berbat şeylerde, durumda. Hani kurmaca kurgudan ziyade özellikle Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi dönemi, o dönemin romancıları, yazarları zaten ne görüyorlarsa gördüklerini kurguluyor. Tabii, yani olaylardan bağımsız değil. Kesinlikle. Birebir değil ama onu eviriyor, çeviriyor, bir ilham oluyor yani. Şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Zaten bu varoş kesim dediğimiz de arkadaşlar, yani gidip işte bir Yunan'a ya da ne bileyim o dönemde oraya gelmiş bir İngiliz ya da bir Fransız değil varoştan kastediyor. Bildiğimiz hakiki Türk milleti yani. Tabii Türk milletinin sefil merdiven altında belki, çünkü halk ağzında yaşayan kesim. Çünkü zaten işgal altında bir ülke. Hele ki mütareke yılları zaten yani Allah'ın cezası bir dönem. Ama romanın geçtiği dönem adeta daha mütareke öncesi. Dünya Savaşı dönemi hocam. Dünya Savaşı dönemi. Dünya Savaşı dönemi de o kadar şey parlak değil açıkçası bizim açımızdan. O yüzden normal yani. Tabii canım, ki kaç tane cephede savaşıyorsun. Ki zaten ondan erzak götürmeye çalışıyorsun. Ben de geçen sene okumuştum kitabı. Hatırladığım kadarıyla gerçekten hani ilk başta o içeriğine girmeni istememin sebebi de oydu. Gerçekten hani kitabın ismi Hakk'a Sığınmak ya. İnsanların hani o kadar çaresiz durumdalar ki gidip yani Allah'a sığınmaktan başka çareleri yok. Yani kitabın ismi boşuna Hakk'a Sığınmak değil arkadaşlar. Orada bir mesaj var i̇şte, abi. Yetim öksüz biri, birkaç çocuk tasviri var kitapta. Ben orayı okurken özellikle çok duygulandım. Yani o varoş sokaklarda bir çocuğun başına ne gelebilir ki? Her şey gelebiliyor. Tabii yani ki. Bu dönem için de geçerli, o dönem için de geçerli, dünyanın aynı başka bir yerinde o zaman da var, var olan bir uygarlık için, devlet için. Ne dersiniz artık, nasıl betimleyeceksiniz kafanızda? Tabii kitabın ekstra her şeyini anlatmayayım ama tavsiye ederim. Zaten bir Türk klasiği, Türk klasiklerini okumak lazım. En nihayetinde bilmiyorum hocam, yani ben kitap paylaşımı yapan biri olarak başka işte bu işi yapanları, paylaşım yorum yapanları Yiğit okuyorum. Hocamızı gerçi ben koyuyorum ama açıklama kısmında da var. Var olacak bu videoda da. Gidip Instagram hesabını takip ederseniz orada aktif olarak okuduğu, paylaştığı kitapları görürsünüz. Vesaire. Aynen. İşte diğer arkadaşlara da baktığımda pek tabii onlar da Türk klasikleri okuyanlar pek tabii çok. Ama daha çok şunu fark ettim. Popülarite ne yaptıysa İşte özellikle yeni okuyucular için onlara maalesef kayma güdümü olabiliyor arkadaşlar ister istemez. Türk klasiklerini okumak bizim için önemli. Neden diye soracak olursanız, ilk olarak ben mesela bu kitabı okuduğumda bak ben şu böyle bir kültürün ferdiyim diyebiliyorum. Bu bizim kültürümüz. Evet. Mesela şimdi tarihçi olarak İttihat ve Terakki'ye yazar laf atıyor. Bu önemli değil. Önemli olan o dönemde İnsanların hangi perspektifte veya hangi duygu halleriyle hayata tutunmaya çalıştığını anlayabilmek. Yani burada illa akademik bir çalışma önemli değil.
bir birey olarak büyüklerimiz nasıl zorluklar, badireler görmüşler. İşte o dönem bunu yazarları, kafamızda tasvir edebilmek, betimleyebilmek önemli. O dönemin yazarları bunu nasıl nakletmiş bize? Aslında bir nevi dünya klasiği ya da edebi bir eser olarak geçiyor ama şöyle de değerlendirebiliriz: Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi, hatta Halide Edip gibi kişilerin yazdığı eserleri. Bir nevi aslında sosyolojik eserler yazıyorlar. Yani tabii canım, o dönemin toplum yapısını anlamış oluyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nde her ne kadar, yani şöyle söyleyeyim, İttihat ve Terakki yönetiminde dahi tek adam yönetimi olsa da arkadaşlar, baktığımız zaman farklı görüşlerinde hakim olduğunu, özellikle aydın kesimin ciddi derecede hükümete baskı yapabilecek noktaya geldiğini görürüz. Mesela Tanzimat dönemi, mesela ıslahat fermanı olduğu dönemler vesaire. Ona bakınca iddiatçılar da kendi aralarında ideoloji olarak birbirinden çok ayrılar hocam. Tabii canım. Öyle yani bir şey var yani. Belli başlı kavramlarda. Mesela Jön Türkler dediğiniz oluşum, bunun içerisinde günümüzdeki siyasi görüşler. Jön Türkler dediğimizde bilmeyenler için söyleyeyim, kanunun esasının oluşumunda yani payı olan insanlar. Yani aslında 1850'li 60'lı yıllarda Abdülaziz'i tahttan indirip meşrutiyeti ortaya çıkarmak, işte Namık Kemaller, Ziya Paşalar vesaire. Anladım, bunlar genç yani. Osmanlılar dediğimiz oluşumun ondan sonra Jön Türk haline gelmesi vesaire. Çünkü bunlar Abdülaziz döneminde şeye gönderilecekler. Paris'e, Avrupa'nın çeşitli yerlerine gönderilecekler. Yok, sürgünden ziyade eğitim için gönderiliyorlar. Abdülhamit döneminde sürgüne. Ben Abdülhamit dönemini ben onu anlatıyorum. Eğitim sürecinde Jön Türkler hocam işte Paris'e, Fransa'ya gittiklerinde Joseph de Vigny'nin eserleriyle vesaire karşılaşıyorlar. La Türk tarihi varmış, İslam öncesi Türk tarihi varmış diyerekten gelince o Türklük duyguları kabarmaya başlıyor, evet. Yavaş yavaş yerleşmeye ki, başlıyor süreçte. Hani böyle olanlar var. Jön Türkler içerisinde milliyetçi muhafazakarlar var. Biraz böyle sosyalistler var vesaire. O dönemde işte Karl Marx'ın, Friedrich Engels'in yazdığı kitaplardan vesaire, sosyalizmden, komünizmden etkilenenler var. Yani çok farklı fraksiyonlar. Jön Türk tek bir oluşummuş gibi anlatıyoruz ama içerisinde çok farklı düşünce yapısına sahip. Mesela İttihat ve Terakki de hani Jön Türklere göre daha dar kapsamlı bir, yani bir cemiyet, siyasi oluşum, ama onun içerisinde mesela Enver Paşa, burada mesela Talat Paşa anılarından bahsedeceksin. Enver Paşa çok daha muhafazakar, İslamcı bir karakterdir. Şöyle de söyleyebiliriz. Yusuf Akçura'nın 3 tarzı siyaset dediğiniz bir kitabı vardır. Ki aslında bu şey, kendisi sadece 3 tanesi popüler olduğu için 3 demiştir ama 4 tane akım var bu dönemde. Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Osmanlıcılık. Baktığımız zaman hocamızın saydığı isimler içerisinde Namık Kemal olsun ya da işte Ahmet Mithat olsun, Ziya Paşa olsun, Osmanlıcılığı savunan kişiler. Bir bakıyorsunuz Mehmet Akif Ersoy var mesela, İslamcı, ya da işte Enver Paşa, İttihat ve Terakki'den örnek verecek olsak İslamcı diyebileceğimiz bir Tevfik Fikret. Türklük bilinci var ama kendisinin elbette Enver Paşa'nın. Ziya Gökalp Türkçü, milliyetçi. Yani Türkçülüğe geldiğinde mesela yani Ziya Gökalp var, Mehmet Emin Yurdakul var ki Yusuf Akçura da bu üç tarzı siyaseti yazıyor elbette ama kendisini desteklediği taraf Türkçülük. Evet. Buna yönelik akımlar olduğunu ve bir nevi bu eserde onun dışa vurumunu görebiliriz aslında. Hani dedik ya, o Jön Türklerde çok farklı fraksiyonlar, çok farklı görüşler vesaire ama hepsinde ortak bir amacı var. Evet. Osmanlı'nın devamı. Hani evet, devletin tamam. Devamı. Ama elde tek kalan Türkçülük tabii arkadaşlar, onu da belirtelim. Sırada bir acaba ekleme yapabilir miyim diye düşündüm. Ve bu konu belki başka bir video konusu olur çünkü uzun bir konu. Bir roman örneği anlatıyordum ben, nereden nereye geldi. İttihat ve Terakki bağlantılı ama güzel. Yani şey, İttihat ve Terakki dediğimiz oldu. Konu tek bir video konusu, tek bir videoya bile mümkün değil ama. Sınır. Diğer kitabımız Sorularla Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Haluk Salvi Hoca'nın, Samet Hoca'nın hocası, kendisi tavsiye etmişti. Normalde arkadaşlar ben yakın dönemleri çok fazla okumadığım için, yani benim okuma alanlarım daha farklı, daha çok Batuhan ve Samet hocamın dinleyicisi, onların verdiği kaynakları takip eden biri, işte onların eserlerine okuduklarını referans alıyorum veya bana anlattıklarını referans alıyorum ya da daha çok işte bu yine Samet hocamın bahsettiği, Haluk hocanın yazdığı gibi el kitabı mahiyetinde olacak eserleri inceleyerek ders anlatıyorum. Şimdi burada hocam
Benim okurken çok hoşlandığım bir şey. Diyelim ben konuya çok hakim bir birey değilim. Haluk Hoca, selam olsun arada hocamıza. Haluk Hoca şöyle bir şey yapmış. Önemli meseleleri hocam, soru başlıkları açarak röportaj gibi sanki yani. Bir konu var mesela Lozan. Lozan'ı ana meseleleriyle, konularıyla hizmet midir? Hadi bakalım. Başlık başlık ne yapmış? İncelemiş, irdelemiş. İşte Atatürk'le alakalı özel spesifik konular olabilir. İşte örneğin mesela medeni hukuk, medeni kanun İsviçre'den aynen mi alınmıştır? Çok güzel bir konu mesela. Bunu birkaç sayfada anlatmış, sonra tevhidi tedrisata gelmiş. Yani normalde ben ders anlatırken öğrencilerime bu kitap o kadar benim işime yaradı ki hem ister istemez bakış açım gelişti. Hem de bugün müfredatta da anlatılan işte ortaokul grubu olsun, lise grubu olsun bütün meseleler çok iyi bir şekilde incelenmiş. Yani şunu demek istiyorum. Diyelim lise öğrencisisiniz, sınava gireceksiniz. Bu kitabı alarak çok iyi bir şekilde Cumhuriyet tarihini, Cumhuriyet öncesi dönemi çalışabilirsiniz. Feyya, nasıl diyelim? Bir lise öğrencisiniz, tarihe merakınız var, Cumhuriyet tarihine merakınız var. Ama işte genel olarak bizim akademik tarih kitapları çok korkunç görünür. Kalın hani görünür. Kalın görünür. Ondan sonra bir açarsınız. Böyle bir okursunuz, anlayamazsınız, anlamaya çalışırsınız vesaire. Mesela bir sayfa vardır, sayfanın yarısı dipnottur. Mesela ben üniversitenin ilk yıllarında o benim çok korkutan bir şeydi. Yani bakıyorum, sayfanın 170'i dipnot. Hangisini okuyacaksın, neyi okuyacaksın? Sayfayı mı okuyacaksın, dipnotu mu okuyacaksın? Ama bu kitap gerçekten hani ortalama bir lise öğrencisi, yani çok iyi bir çalışkan öğrenci olmanıza gerek yok. Biraz gerçek anlamda tarihe, özellikle Cumhuriyet tarihine ilgiliyseniz gerçekten el başucu kitabı olarak okuyabileceğiniz bir kitap. Kısaca bir şey göstereceğim. Yiğit hocamın da beğenmesi beni çok mutlu etti. Şimdi mesela Umumi Türk tarihine giriş yaptı bir eser. Bunun bir cilt asıl konuları anlatan kitabı var. Şu gördüğünüz arkadaşlar eser sadece dipnot. Birinci kitabın dipnot kısmı bu. Evet. İlk kitapta vermemiş. Hepsi dipnot arkadaşlar. Ama şöyle bir şey oluyor. İşte maruz kaldıkça, zaman harcadıkça dipnotlardan o kadar çok şey öğrenmeye başladım ki dikkatli bakmaya başlayınca. Evet, böyle kargacık burgacık gözüküyor ilk başta. Ama dediğim gibi ben çok beğendim. Pratikti, beni yormadı. Yolda da okudum, kahve içerken dışarıda okudum işte. Ne bileyim ders öncesi okudum, teneffüste okudum, öğrencilerin geldi sordu, onları anlattım, onları anlatırken yine okudum. Hocaların dedi, hocam ne okuyorsun, onları okudum. Yani hoşuma giden eserlerden biri oldu. Yani sanat hoca ya da sanat hocanın hocası Haluk Hoca'ya da teşekkür ederim eser için. Ve bununla beraber arkadaşlar, yine benim bu sene okuyup da kıymet verdiğim, bunu daha önceki bir videomuzda da söylemiştik, Cumhuriyet tarihle alakalı kitap. Kişisel olarak en değerlisi. Evet, kişisel olarak değerli benim için. Talat Paşa'nın kendi yazmış olduğu anıları, Türkiye İş Bankası bunu kalem aldı arkadaşlar. Benim şahsi olarak Talat Paşa'ya karşı bir sempatim var diyebilirim. Onunla beraber haliyle ben bu yakın zaman, işte Osmanlı'nın son dönemleri, Cumhuriyet döneminin başlangıcı, Atatürk dönemi diyebileceğimiz dönemleri, İşte yakın bir tarihe kadar, yani birkaç yıl öncesine kadar daha az ilgimi çekiyordu benim. Daha çok yine kendi okuma alanımdaydım. Ama sonrasında biraz da okuma alanlarımı genişletmem gerektiği düşüncesi beni sarınca, işte İttihat ve Terakki içeriği de işte ilgi alanıma girmeye başlayınca Atatürk'le beraber, Cumhuriyet dönemiyle beraber, işte ne okumak lazım, ne etmek lazım. Bu eserle karşılaştım bu sene. Talat Paşa tarihi tarihimiz açısından önemli figür. En nihayetinde İttihat ve Terakki'nin belki askeri deası değil, askeri figürü değil ama en nihayetinde sadrazamlık mevkisine gelebilmiş dönemin akıl babası diyebileceğimiz Ömer Naci'nin, şöyle bir sözü var. Diyor ki İttihat ve Terakki 40 deliden oluşur. Enver Paşa kılıçlı deli. İşte Yakup Cemil silahlı delilerin dedisi, delilerin delisi. Talat Paşa da akıllı deli. Ziya Gökalp de kitaplı deli. Ben Ziya Gökalp de kitaplı deli. Evet, mesela ben işte Batuhan hocamla falan, Samet hocamla ilk tanıştığım zamanlar 2018-2019 yılları arasında. 2017. 2018'de Batuhan hocamla, 2017'de Samet hocamla tanıştım.
Daha çok o zamanlar Ziya Gökalp'i okurdum mesela, bilirdim ama daha çok işte bilin malumunuz Ziya Gökalp Türkçü bir kimse olduğundan işte İslam öncesi Türk tarihi, destanlarla, mitolojik unsurlarla, işte eski Türk tarihinin siyasi hatlarını, işte Zeki Velidi Togan tarzı. Senin aslında direkt tam olarak ham okuma alanına en hitap eden kişi o dönem. Evet, o dönem için evet yani. Bu tarz kişilere uzak değildim haliyle, tanıdığım bildiğim isimlerdi ama dediğim gibi birkaç yıldır okuma kısmına girişmeye başladım. Haliyle Talat Paşa arkadaşlar dönemin sadrazamı. Bununla beraber özellikle bizi ilgilendiren konulardan biri Ermeni konusudur, Ermeni tehcir konusudur. İşte bu işte günümüzde de hala kaç yıllık mesele olmasına rağmen çok tartışılan, yeri gelince siyasette kullanılan, Türkiye'nin zararına bir takım konuşmaları meydana getirebilecek açık fire bırakan bir konu. Artık ki, o tartışmanın bittiğini söyleyebiliriz. Çünkü evet, Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı mı başkanı soykırım olmadı diye açıklama yapmıştı. Kendisi kabul etti arkadaşlar. Yani bir nevi Talat Paşa kazandı. Öyle söyleyebiliriz. De söylemiştim. Burada anılarında Talat Paşa Ermeni tetçirini yapmadan önce çok fazla direndiğini, yapmak istemediğini ama artık adamın elinde koz kalmıyor yani. Son raddeye geliyor. Son raddeye geliyor. Köyleri yağmalıyor. O Ermeni komitacılarının liderlerini çağırıyorlar. Konuşuyorlar. Konuşuyorlar. Yapmayın, etmeyin. Bayağı böyle abi gibi, tabii bir tabii. Ağabey gibi. Ama yok olmuyor yani, Ermeniler sürerken Katyan çocuklarını falan sürmüyorlar, yetimhanelerde yani bakıyorlar. Çok kapsamlı bir şey aslında, bir operasyon bu. Her şeyi düşünülmüş. Onlar gideceği güzergahlar, o güzergahlarda onlara yapılacak yardımlar vesaire. Ya bir de şeyi çok benim üzülüyorum hocam ya. Talat Paşa memleketi, hani bazıları kaçtılar diyor ya, iddiaçılar için tırnak içerisinde söylüyorum. Ülkeyi terk etmek zorunda kaldıktan sonra özellikle hani Talat Paşa hacimli bir adam. Kilolu bir adam. Evet, kilolu bir adam. Ama maalesef o sürgün hayatında çok yıpranmış o eski çok fotoğrafları. 30-40 kilo veriyorlar. O mesela göbeği başka bir insan oluyor. Bambaşka bir insan oluyor. Bir tarzı de falan çok kılık değiştirmek amacıyla bıyıklarını vesaire kesiyor. O vatan toprağının ayrılma üzüntüsüyle yüzü bile çökmüş. Başka bir insan oluyor. O Berlin'deki o sürgün hayatındaki fotoğraflarını vesaire gördüğüm zaman, bir de o diğer Osmanlı dönemindeki fotoğrafları olarak gördüğün zaman böyle bir insan bir üzülüyor yani. Üzülüyorsun. Diğerleri de aşağı yukarı farklı Enver Paşa da tabii değil tabii. Yani. O Talat Paşa'ya baktığında başka bir kişi var abi sanki. Yani o yuvarlak suratlı, tatlı, yakışıklı, karizmatik. Evet, süzülmüş. Böyle, fiziğinden kaynaklı. Baktığında ilk o sadrazamlık dönemlerindeki fotoğraflarından baktığınızda böyle ne bileyim böyle çocuksu, böyle girsen koluna bir şey demez filan, öyle bir tarzı varken sonra bayağı böyle şey çöküntüye hani, giriyor. Tontiş yani evet. Şimdi böyle bir şey demek de yanlış anlamıyor. Tontiş dedelerimiz falan olur ya böyle. Aynı onun gibi yani. Bulabilirsem. Mesela iyi. Arkadaşlar bu işte. Asalet fışkırıyor. Bakan nazırlık yaptığı zamandan çekilme olsa gerek. Mecliste Edirne mebusu olarak. 1917'de evet. Dahiliye nazırlığı sürecinde çekildiği bu bir şey, fotoğrafı. Bu şey mütareke sonrasında mı? Yok aynı mütareke. 1917 işte. Berlin'de tam aslında konuştuğumuz mevzuyu gösterecek bir fotoğraf. Bak yukarıdakilere bak, aşağıdakilere bak. Alakası yok. Burada arkadaşlar yukarıdakiler daha çok nazırlık dönemindeyken, aşağıdaki bıyıksız hali, özellikle sürgün zamanındaki fotoğrafı, hali diyelim. Bir bıyıkla sakalı bir insan aynı. Yani bir de şöyle bir durum var. Ben mesela işte Talat Paşa komiteciler öldürmek istediğinde Talat Paşa gitmek istemiyor. Vatanım, milletim benim cezamı kendisi keser. Varsın kessinler. Hatta işte Atatürk filminde öyle bir sahne var mıydı hatırlamıyorum ama üç paşalar işte gemiye bindiklerinde Talat Paşa şey diyor, en nihayetinde sadece tekrardan geleceğiz binerken, buraya. Binmeden önce öyle bir şey var. Tekrar döneceğiz şeklinde Talat Paşa söylüyordu. İşte tekrar geleceğiz. Hatta benim bildiğim gerekirse vatanımız tekrardan bize yargılar yani, hak ettiğimiz mevkiye koyar ki işte şehit olduğunda, ki o olay beni her zaman hüzünlendirir çünkü şehit olacağını artık biliyor. Malum olmuş, mektubunu yazmış. Beni elbet vuracaklar. Alnımdan kan süzülecek. Varsın vursunlar. İşte bir Talat gider, bir Talat yetişir adlı sözü. Ertesi gününde işte bir kafenin önünde Berlin'de şehit ediliyor. Kendisi naaşı yürüyor. Atatürk'ün
müteessir olması, üzülmesi evet. bu konu hakkında. Enver Paşa için de aynı şey. Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı yıllarında zaten Mart 1922'ydi galiba. Mart'ın ikinci haftasında 1922 yılında hatta o dönemin gazetelerine bakarsanız işte sürgün şehitleri. Zaten 1921'de ilk Tiflis'te galiba ilk şehit edilen Cemal Paşa. Evet. Sonrasında Talat Paşa. Enver Paşa da 4 Ağustos 1922'de Enver Paşa son şehit edilen. Hatta Enver Paşa'nın şehit edilmesinden sonra da o Milli Kurtuluş Savaşı yıllarındaki o gazetelere bakıyoruz mesela işte sürgün şehitlerine birisi daha eklendi diye böyle manşet vardır. Yani ben üçünün fotoğrafı vardır. Cemal Paşa, Talat Paşa ve Enver Paşa. Siz nasıl düşünürsünüz ama şimdi baktığımızda siyasi olarak çok başarılı bir süreç değil İttihat ve Terakki dönemi. Ama sosyolojik olarak Türk tarihine, özellikle Osmanlı döneminin son demlerinden bahsediyorum, Türklüğe bir ruh kazandırmış kurucu kadrodur benim gözümde. İttihat ve Terakki Türk'ün Türk olduğunu hatırlatan kadrodur. O ruhu tekrardan yaşartan, varlığını hissettiren ve kadro. Aslında mesela o İttihat ve Terakki'nin o kurucu kadrosu tabii ki yurt dışına çıktı ama hani ki sadece bunlar arasında Enver, Cemal, Talat Paşalar da yok. Bunların içerisinde diğer mesela şu an az önce şimdi çok özür dilerim az önce isimleri aklımdaydı ama mesela daha farklı çok fazla insan var. Tabii mesela evet. Sait Halim Paşa var. Talat Paşa'dan önceki sadrazam. Evet Sait Halim Paşa var. O da Berlin'de öldürülecek. Hatta Berlin'de sokak ortasında öldürülüyor. Halim Paşa'yı mektuplarda görebilirsiniz. Var anılarında var. Ondan evet. nakletmiş. Bir de mesela dipnot olarak söyleyeyim. Talat Paşa'nın kökeni mevzusu. Kendisi açıklamış. Hatta Wikipedia'ya yazdığınızda Talat Paşa'nın soyu hakkında şey çıkar karşınıza. Çingene çıkar yani. Çingene çıkar. Hatta işte Talat Paşa kendisi bahsetmiş. Normalde Kırcaali göçmeni, Balkan Kırcaali göçmeni. Bulgaristan'la Edirne'ye gelecekler sonrasında. Edirne'de doğma büyüme zaten. Normalde işte o bölgede yaşayanlar için pomak derler. Pomakların işte konuşulan bir konudur. Slav bir millet olduğu falan da söylenir. Pomak Türk'ü tabiri de kullanılır. Hatta şey mevzusu vardı. Osmanlı işte Balkanlara sefer yaptığında Pomaklar adlı bir grup Osmanlı'ya yardım etmiş. Hatta işte o Pomaklar da yardım eden anlamıyla işte belki kullanılan bir tabir olmuş. İşte bu Pomak kelimesini eski Yunanca'da falan arıyorlardı işte Türk değiller diye. Ama şunu belki unutuyoruz. O dönemde işte Macarlar, Bulgarlar yine Onur artıkları o dönemde Balkanları evet. çok fazla Türkiye kendi kavimler var, Turani kavimler. Var işte. Unutuyorlar ama dilleri evet. vesaire de değişiyor ne yazık ki. Aynı ama şeyi Enver Paşa için de yapıyorlar. Mesela işte Enver Paşa'nın da dedelerinin dedesinin dedesi işte bu bugünkü Moldova'da Gagavuzya var ya Gagavuzya özel cumhuriyeti Hristiyan Türkler. İşte bak işte Enver Paşa'nın soyu Gagavuzlar, Gagavuz Türklerine dayanıyormuş. Hristiyanmış. Hani yani o şey çıkıyor. İşte Talat Paşa'nın söyle tırnak içerisinde Çingene. İç Anadolu'dan göçme işte. Karamanoğlu belli mevzularından kaynaklı. Hatta Talat Paşa anlatıyor işte biz oradan göçtük. Büyük büyük dedemin adı Mustafa Efendi vesaire. İşte hatta akrabalarından büyük dedelerinden biri Yeniçerilik yapmış vesaire. Tek tek kendi şeceresini anlatmış. Türk evladı Türk'üm diyor. Eğer ki yani kanımda Türklük olmasa da Türklük için yaşamış biri. Olduğunu ifade ediyor bir yani. Bir kere konuştuğu dil Türkçe. Türkçe canım. Ne olursa olsun. Tabii canım. Öyle bir konu ve son kitap artık yine bir kapanış konuşması. Benim işte çocukluğumdan beri ilgilendiğim, sevdiğim, merakımı cezbeden konulardan biri. Kayıp Kıtamu Atatürk'ün de vaktiyle çok fazla araştırma yaptığı bir konu arkadaşlar. James Quar adlı bir kaşif bu konuyu ön plana çıkarıyor. İşte kapanış konuşması olsun diye bu kitabı seçtim esasında. Daha öncesinde Sinan Meydan'ın Kayıp Kıtası'nı okumuştum. Hatta Baton Hoca'ya tavsiye etmiştim vesaire. Tavsiye ve hediye etmiştim. Hediye etmiştim değil mi? Öyle bir mevzu. Kaç yıl önceki muhabbet yani. Şimdi Kayıp Kıtamu efsanevi bir ada diyeceğim artık. Büyük ada. Bir ada. Yani toprak parçası. Toprak parçası. Onunla beraber ateş bunun olmayan yerden duman çıkan kardeş olarak. Bir ülkesi var. İşte bugün hatta filmlere konuk olan Aquaman olayı vesaire. Atlantis, Kayıp Atlantis. İşte James Quart
Himalaya dağlarında gezilerde olduğu süreçte belli başlı keşişlerle vesaire tanışıyor. Bu keşişler, hatta bir keşiş kadim gibi kullanılmayan, işte kişiden kişiye öğretilen bir dilden bahsediyor. O dili öğretiyor. O dilin tabletlerini okutturuyor. Bir insanoğlunun başka bir yerden sandallarla, gemilerle ana karaya, yani bugünkü dünyaya, işte Asya'ya, Mezopotamya'ya falan yerleştiğini anlatıyor. Hatta birileri de o süreçte şeye gitmiş, anlatıyor göre, kitaba göre. Amerika'ya. Amerika o zaman bilinmiyor malum. Yani 1500'lü yıllara kadar Amerika diye bir yer yok çünkü, evet, bizim literatürde. Sonra hatta eski dünya ve yeni dünya diye tanımlayacağız. Amerika dediğimiz yer yeni dünya olarak geçmeye başlayacak. Hatta kendisi araştırmacı, Amerika'daki bir takım tabletleri incelerken, işte bu Kızılderililerin ataları vesaire sözle yazmış bu tabletleri, işte bir kıtadan, bir ada tarzı kıtadan sandallarla buraya geldiğinden, yerleştiğinden bahsediyor ki ya bu olay bin yıllar önceye dayanıyor. İşte bu konu hakkında konuşuyordu. Hocalarım da malumat vardır. Atatürk de bu konuyla çok fazla uğraşıyordu. Eğer bununla ki kanıtlayabilseydi Atatürk arkadaşlar, Türk tarih tezi vardır bilirsiniz. Bununla Türklerin, yani tarihi kökeninin eskiye dayandırıldığı ve hatta bu meşhur işte Hititler Türk'tü muhabbetini de ortaya çıkartan tezdir bu. Eğer ki kanıtlanabilseydi, Sinan Meydan kitabında yazanı söylüyorum direkt olarak size, kanıtı olsaydı tam olarak şöyle bir şeyle karşılaşacaktık Türk tarihi bakımından. Türklerin Orta Asya dediğimiz bölgeye Mu kıtası üzerinden geçtiğine dair bir kanaati var. Yani böyle bir düşüncesi var ki baktığımız zaman yani Mu kıtası dediğimiz yer de yani Tövbaşa cennet gibi bir yer yani gerçekten. Anlatıya göre öyle. O kitabelerde nakal tabletleri var mesela, işte Meksika şeyde. Bugünkü Meksika, eski Maya eserleri vesaire, evet, onları inceliyor. Ki onlar da zaten Atatürk'ün kendi sağlığı döneminde Tahsin Maya Tepe'ye Maya Tepe'ye yolluyor, araştırsın diye. Baya rapor hazırlıyor hatta. İşte o olaydan sonra Maya Tepek soyadını, evet, evet, Maya Tepe alıyor. Ama malum yani destan olduğu için çok fazla bir... Ki size şöyle enteresan bir bilgi vereyim. Tahsin Maya Tepe'nin oğlu... galiba şey Enver Paşa'nın kızı var. Hı hı. Mahpeyker Hanım galiba. Yani Enver Paşa'nın kızlarından biri. Enver Paşa'nın kızlarından birinin oğlu adam. Oo. Evet. Akrabalık iyi o. Evet evet. Osman Maya Tepek'ti galiba. Dedem Enver Paşa diye bir kitabı vardı. Evet evet. O zaman aynı soylanır. Hatta şey Murat Bardakçı'nın bu efsanevi bizim gençken, daha hala genciz de hani öğrenciyken, lise öğrencisiyken, hatta üniversitede bile o efsane program, tarihin arkeolojisi programında o kişiyi konu olarak pek çok kez çağırmıştı Enver Paşa ile alakalı yaptığı programlarda. Hem kendisi Tahsin Maytepe'nin oğlu, ama annesi Enver, hani annesi ve işte babaannesi Enver Paşa'nın kızı. Vallahi çok iyi yani. Bayağı sağlam. Atatürk kimi yollayacağını biliyormuş o zaman. Şöyle bir şey var. Enver Paşa hani mesela Talat Paşa'dan bahsettik vesaire. Hani Talat Paşa'nın kendi çocuğu maalesef yok ama Enver Paşa'nın çocuklarına bakıyorsunuz. Türkan Hanım kimya öğretmeni. Mahpeyker Hanım çok donanımlı bir insan. Sayısala şey Ali, Ali Enver'di galiba. Ali şey, torunu. Evet, kendi çocuğu, erkek çocuğu Ali. Onun torunu duvarda hatta çıkmıştı. Evet evet, Ali, o onun zaten oradan devam ediyor. Arzu Enver var, onun kızı, onun çocuğu zaten. Kendisi zaten yüzbaşı asker, havacı asker, yüzbaşılığa kadar gelebilmiş. Sonra emekliye girmiş, çıkartılmış askerden. O bir orduya bir Enver yeter diyerek. hani çocukları, hani kendisi aslında böyle 41 yaşında. Hani belki de 80 yıllık bir ömür yaşamış Enver Paşa, ama ailesinde çocuklarına baktığın zaman çok şey yaşamışlar. Yani sürgün hayatında çok zor bir hayat yaşamalarına rağmen çocukları çok başarılı insanları var yani. Yani şöyle bir durum, hatta bazen işte Japon denizinde vesaire Mu kıtasıyla alakalı öyle ufak tefek bir şeyler bulunduğu hakkında işte çok fazla söylenmeyecek şekilde söylentiler, haberler, çekimler oluyordu, hala var. Yani
mesela kayıp kıtamı o. İşte bir nasıl batıyor? Bir depremler süreci. Depremlerden sonra volkan patlamaları, volkan patlamalarından sonra sel olayları vesaire. Bir Nuh tufanı gibi bir şey yaşanıyor ciddi anlamda. Sonra hatta işte kurucu unsurlar, bazı aileler vesaire gemilerle vesaire bir şekilde kaçıyorlar. Hayatta kalabiliyorlar. Yani bildiğin Nuh tufanının benzer bir varyasyonu anlatılıyor esasında orada. Hatta Muh adlı bir kişi var orada da. Peygamber vari. İşte anlatıya göre kitapta, tabletlerde yazar. Ben sizi uyarmadım mı cezamızı bulacağız işte. Bildiğin peygamber gibi bir şeyler ifade ediyor adam. Ama Lut kavmi gibi sanki bir şey çekmiş yani üzerine. Bu tarz meseleler var kitapta. Harbiden hatta James Coulard kurucu unsur yani beyazlar var, sarılar var. O dönemlerde çok kullanılan zaten tabirler. Türkleri de Uygur adı altında kurucu bir unsur. Yani Türk olarak değil de Uygur olarak tanımlıyor. Muğ'dan işte göç eden Uygur toplumu sonra Asya'ya geliyor mesela. Normalde Uygur derken biz Türkleri, Turanileri kastetmek istiyor. İşte diğerleri göç ediyor vesaire. İşte hatta şey yapmış o dönemin Muğ'sunda yaşayan beyazların fiziksel özellikleriyle beraber işte bilişsel özellikleri diyeceğim sarıların birbirlerinden farklı. Genel olarak böyle biraz daha insan üstüymüş gibi böyle erdemli. Hmm. Erdemle beraber nasıl tanımlasın? Hani bilim kurgu filmlerinde böyle uzaylı figürler olur ya daha böyle dinamiklerdir Star Wars'daki tipler gibi sanki. Ya normal insanlardan daha üst seviyede bir şuura, bilince, fiziksel özelliklere gelişmiş bir toplum olarak bahsediyor kitap. İşte bununla beraber işte bazı ikonlardan, sembollerden, sembol dillerinden bahsediyor. Veya uzun bir çalışma pek tabii yani buna inanan vardır, inanmayan vardır. Atatürk'ün de vaktiyle fazlasıyla incelediği, merak ettiği bir mevzu ama ne olur bilmem artık yani. Dilerlerse okyanusu yani dinle. O güneş değil teorisi, Batuhan Hocam da söyledi, Türk tarih tezi mesela. Bunlar Atatürk dönemiyle sınırlı kalmış, sonra da üzerinde durulmamış meseleler maalesef. Evet. Ya mesela Hititler olayı, şu ses bilgisi daha iyi olacak sanki. Kusura bakın, benim yaşadığım coğrafyada oluyor onlar, öyle diyeceğim. Aynı coğrafyada yaşayacak, sen benim yaşadığım coğrafya daha farklı. İndirgesene. Ya şey mizahen dedim ona, şey diyecektim, Hititler olayı mesela Atatürk şimdi Anadolu bize kalmış, Misak-ı Milli işte büyük ölçüde tamamlanmış, nereye bağlayacağız kendimiz sorusu. Anadolu'da kimler yaşıyor? Hititler yaşıyor. Hititlerin mirasını biz koruyoruz diyerekten Hititleri et kelimesiyle bozarak işte etiler de Türktü olayına getirdiler. Meseleyi çok sağlıklı bir yorum değildir. Normalde aslında çok da bir hani bilimsel karşılığı olmayan yok yani, şeyler ama teorik. Hani orada bir şey var. Hani siz eski bir imparatorluk üzerine kurulmuş inşa bir yeni bir rejimsiniz. Yeni bir hani devlet rejimi oluşturmuşsunuz. Halk hiçbir şeyden haberi yok. Neredeyse 11 yıl boyunca, 10 yıl boyunca sürekli bir fiil Trablusgarp'tan Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar bir fiil savaş hukukunda 10 yıl boyunca 11 yıl boyunca savaş hukuku içerisinde kalmışsınız. Hani affedersiniz üstünüzü kapatacak bir şeyiniz yok. Onu dahi orduya vermişsiniz. Bu toplumda bir şeyi çıkarmaya çalışıyor. Bir ulus bilinci çıkarmaya çalışıyor. Bir de buna diplomatik amaç bu. Etrak mesela Türkler demek Arapçada. Millet etrak deyince teessüf ederiz. Olayı var hocam yani. Şevki Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan kitabında, Suyu Arayan'dan kitabında birebir böyle geçer ki yani o dönemin Türk halkı hadi kendi Türk olduklarını bilmiyorlar. Türk demeyi teessüf ederse falan ama yani. Hadi onu bilmiyorlar. Şöyle bir durum var. Namaz kılıyorlar, camiye gidiyorlar. Hatta yani hocalarla rahat bir şekilde şimdiye nazaran belki de daha da rahat sohbet edebiliyorlar ama kendi mesela orada soruyor mesela peygamberimiz sağ mı ölü mü diye cevap sağ veya ölü diye. Peygamberin kimliği hani, Hazreti Ali diyor mesela. Kim çoğunlukta ise ona göre kayıyor. Var böyle şeyler var. Gibi şeyler var, yani. O dönemi anlatan güzel eserler. Günümüzde de aynı örnekler yok mu ama yani? Ya Türk var milleti yani. Toplumu hala. Yok değil de
Yani hassas konular normalde bunlar. İşte zaten bizim amacımız da ufak da olsa bir şeyler tanımlayabilmek, anlatabilmek, aktarabilmek. Türk tarih tezi ve Hititler meselesiyle ilgili bu son şeye ilgili bir şey eklemek istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Elbette yeni bir cumhuriyet kurulmasının ve halkın Samet hocamın da dediği gibi savaştan çıkmasının bununla çok büyük bir etkisi var. Bir temel bir köken arayışına giriliyor haliyle. Ama bunun gerçekleşmesindeki en büyük sebep yine dış etkenler oluyor. Bununla şöyle söyleyebiliriz. Şu an kendisinin ismi aklıma gelmiyor maalesef. Eserinde ismi üniversite hocamız anlatmıştı bize de. Hani dışarıdan ciddi derecede Türklerin Anadolu'da oldukça kısa süredir var olduğunu, hatta Orta Asya'da bile aslında o kadar uzun süredir var olmadıklarını, medeniyetin beşiği olarak da Batı'nın da aynı köken olduğunu yer ediyor. İkinci sınıf insan muamelesi görüyoruz. Aynen. O yüzden de olarak ifade Türklerin edilir. Aşağılanıyor. Aşağılık millet, evet. Atatürk'ün yani. Sadece biz değil ama Japonlar, Çinliler falan da aynı. Doğu milleti, şarkı milleti, geri millet olarak. Aynen öyle. Atatürk'ün mesela şöyle bir sözü var. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti cesurdur, Türk milletinin yüksek medeni vasfı derim. Bu tarz sözleri de belirtmesinin sebebi aslında buradan geliyor. Yani gidip orada kendi Türklerin o aslında medeni vasfını vurmaya... Siyasi bir mesaj Avrupa'ya verdi. Siyasi bir mesaj bu aynı zamanda. Yani en nihayetinde ne demiş? Muhtaç olduğun kudret. Damarlarındaki asıl kanlı mevcuttur. Yani en nihayetinde yani geçmiş zaman olarak düşündüğümüzde bile bir okuyucu olarak görüyorsunuz ki ciddi anlamda badireler çekmiş bir milletin evlatlarıyız esasında. Dünya tarihi, siyaseti bakımından. Yani en önemlisi biz zaten en başından beri diyoruz. Bir insanı var eden bu dünyada kimliğidir hocam. Kimliğin varsa senin bir yaşam amacın vardır. Tabii kendine bir çeki düzen verebilirsin. Kendini tanımlayabilirsin. İşte ben şuyum, ben buyum diyebilirsin vesaire. Ama işte yaşayacak bir toprağın, kendini tanımlayacak bir kimliğin yoksa sağlıklı bir şekilde. Yaşamın da bir anlamı yok. Yani sen ne anlatacaksın, kime ne öğreteceksin, kimden ne öğreneceksin. Yiyip içip yatıp uyuyacaksın. Yani çok temel güdülerle hareket eden bir hale gelirsin ki acaba şöyle bir soruyu da kapatalım. O halde yaşamın tek amacı o mudur? Değil mi? Bunu deyip kapatalım. Aynen öyle. Deyip kapatmak lazım. Bunu da siz düşünün. Deyip kapatalım. En nihayetinde benim tavsiye ettiğim eserler bu şekilde arkadaşlar. Pek tabii işte okuduğum yerlerde. Tavsiye eden ziyade bu sene okudum. Bu sene okudum. Bu sene için konuşuyorum zaten. Bununla beraber okuyup işte göstermediğim, yarım bıraktığım eserler de var. Pek tabii dürüstçe her ne kadar ben şahsi olarak eskisi kadar çok yoğun okumasam da. Önümüzdeki senelerde inşallah bunu daha güzel bir şekilde telafi ederiz. Sizlere de daha çok fayda sağlarız diyorum. Sayın arkadaşlar, sağ olun, var olun. İşte bizlere zaman ayırdınız, vakit ayırdınız. Eksik olmayın, inşallah faydalı olmuştur. Benden bu kadar. Hocalarıma son sözlerini vereyim. Onlar da söylesinler sözlerini. Videoyu tamamlayalım. Evet, bence gayet dolu bir video oldu. Yani yine kısa tutalım diye çıktığımız ama yine uzun bir tane bence biz bir daha oldu. Kısa tutalım falan demeyelim. Ben onu demeyi bıraktım. Siz demeyi bırakmadınız bu arada. Onu söyleyeyim. Ben de artık diyorum öyle diyorlar. Demeyin lan şunu diyorum. Hala da demeye devam ediyor arkadaşlar. Yani genel hatlarıyla baktığımızda yine değerli konuların konuşulduğu bir video oldu. Samet yani, hocam diyeceğim bir şey var mı? Valla eski Mısır'dan başladık. Kayıp kıta Mu'ya kadar. Bayağı bir dünya turu attık. Talat Paşa'dan vesaire, İttihat ve Terakki'den, Cumhuriyet tarihinden vesaire güzel oldu. Umarım izleyen arkadaşlar da beğenir. Yiğit hocamın son dediği soruyu düşünmeyi unutmayın. Benden bu kadar. Eyvallah. Sağ olun arkadaşlar.